Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, muhakemat okumalarına inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okuduğumuz son bölümde İsrailiyatın ve Yunan felsefesinin ki üstad buna hikmeti Yunaniye demiştim. Bunların tefsirde kullanılmasının veya hadis şerhlerinde kullanılmasının sakıncalarından bahsetmişti. Bunlarla çok meşgul olunduğu zaman illaki bir etkisinin kalacağından söz etmişti. Yine Kur'an-ı Kerime delil bulmak için ayetlere delil bulmak için hakikatlere delil bulmak için İsrailiyattan faydalanmanın işte ne gibi olumsuz sonuçları olacağından bahsetmişti. Oradan devam edeceğiz. Ne diyor? Tenvir için bir darbı mesel. Kürtlerin emsal edebiyesindendir. Bir adamın ismi Alo imiş. Bal hırsızlıyordu. Ona denildi. Hırsızlığın tebeyyün edecektir. O da aldatmak için bir boş petekte yabancı arıları doldurup balı başka yerden hırsızlar küvarda saklıyordu. Tenvir için yani meseleyi aydınlatmak için bir darbu mesel. Yani darbu mesel derken bir ibretlik hikaye veya ders içeren bir söz. Kürtlerin emsali edebiyesindendir. Edebi misallerindendir. Bir adamın ismi Alo imiş, bal çalıyormuş. Ona denilmiş ki hırsızlığın ortaya çıkacak, tebeyyün edecek. O da aldatmak için bir boş petekte yabancı arıları doldurup Bakın yabancı arılar yani bal yapmayan kendisine ait olmayan sıradan rastgele arıları doldurup balı başka yerden hırsızlar ve küvarda saklıyor. Küvar hem petek için kullanılıyor kovan için hem de kiler için kullanılıyor. Saklıyormuş ve ne diyormuş biri sual etseydi derdi bu bal mühendisi olan arılarımın sanatıdır. Sonra da arılarıyla konuştuğu vakit müşterek bir lisanla Vızvızcı ve hingivin jimin derdi. Yani tanin sizden bal benden. Şimdi e, arılarıyla konuşurken müşterek bir lisanla, yani sanki onların da e, seslerini kullanarak veya onların da konuştuğu gibi konuşarak vız vızvız, e, sizden e, tınlamak, e, sizden vızlamak, sizden e, bal benden. Yani siz burada ses çıkarın ki millet balı çalmadığımı, yani bu kovandan aldığımı zannetsin. Ey teşehi ve hevesle tevil edici efendi, bu teşbihle teselli etme. Zira bu teşbih temsildir, senin manan bal değil, zehirdir. O elfaz arılar değil, belki kalp ve vicdana ervah-ı hakâik vahyeden o kitab-ı kamilin kelimatı, Melaike gibidirler. Hadis madeni hayat ve mülhimi hakikattir. Yani ey bu tefsirlere İsrailiyat'ı karıştıran, yani e, hakkı olmayan bir şeyle e, Kur'an-ı Kerim'i izah etmeye çalışan, e, senin manan bal değil, yani bu temsildeki kişi e, hani bal çalıyordu, senin yap, çaldığın bal da değil, zehirdir. O elfaz arılar değil, belki kalp ve vicdana, ve bizim işte teşbihimizde, temsilimizde sanki Kur'an ayetlerini biz arılara benzettik filan Hayır, o Kur'an lafızları, o ayetlerin lafızları veya hadis-i şerifler kalp ve vicdana ervah-ı hakaiqi yani gerçeklerin, hakikatlerin ruhlarını vahyeden ve o kitabı kamilin kelimatıdırlar. kitabı ı kamil mükemmel kitap yani Kur'an-ı Kerim'in sözleridirler. E, melaike gibidirler ve e, muazzam bir tabir kullanıyor. Hakikatlerin ruhlarını vahyeden kelimeler. Hadis-i de madeni hayattır diyor. Hayat e, e, veren bir kaynaktır hadis-i şerifler. E, ki e, mülhimi hakikattir. Hakikati e, ilham ederler. Şimdi Kur'an-ı Kerim ayetleri için vahyederler dedim. Hadis i şerifler için ise ilham ederler dedi. Bu madeni hayat yani hayatın kaynağı ifadesi çok önemli. Çünkü günümüzde hadis i şeriflere karşı bir sanki hafife alma, bir değersizleştirme çalışmaları çabaları var. Halbuki hayat istiyorsa insan, hayatında gerçekten kalite istiyorsa o zaman hadise gidecek diyor. Bu çok önemli. Bunu başka yerde de açacak söyleyecek. Elhasıl ifrat gibi tefrit de muzırdır. Belki daha ziyade. Fakat ifrat tefrite sebep olduğundan daha kabahatlidir. Evet ifratla müsamahanın kapısı açıldı. Çürük şeyler o hakaik aliye karıştığından ehli tefritle insafsız olan ehli tenkit gayet haksız haksızlık olarak şu çürük şeylerin yüzer misline olan hakaika aliye içinde gördüklerinden ürktüler, nefret ettiler.'' İfrat ve tefrit. Maalesef bunu da artık çok kullanmıyoruz. İfrat fazlalıkta aşırı gitme. Tefrit ise azaltmada aşırı gitme. Noksanlıkta, eksiltmede aşırı gitme. Yani birisi artıda aşırılık, birisi ekside, ekside aşırılık. İfrat tefrite sebep olduğundan, yani fazlalıkta aşırı gitmek, noksanlıkta aşırılığa sebep olduğundan. E şimdi bir bir hastaya e, çok fazla ilaç verilirse, yani günlük diyelim ki iki doz alması gereken ilacı on doz alırsa, bu sefer o hasta e, daha da hasta olur. E, başka bir hastalığa yakalanır, tefrite sebep olur. Bir insana fazla yük yüklendiği zaman, e, yani yükte ifrat edildiği zaman, e, bir süre sonra yorulur, e, hasta düşer ve hiç yük taşıyamaz. İşte i̇frat tefrite sebep olur. Bu bütün konularda, bütün alanlarda geçerli ve bu konuda da Üstad bunu söylüyor. İfratla müsamaha'nın kapısı açıldı. Yani İsrailiyattan Yunan felsefesinden o hikayelerden masallardan işte dilediğinizi kullanabilirsiniz gibi. Orada bir böyle sanki müsamaha gösterildi, tolerans gösterildi. Ee, ve e, bu ifrat, yani o işte o hikayelerin, o uydurma e, hikayelerin, masalların, o Yunan felsefesinden gelen e, fikirlerin, düşüncelerin fazlaca kullanılması, çürük şeyler, hakaika aliye karıştığından, o yüce hakikatlere e, karıştığından, ehli tefritle insafsız olan ehli tenkit, ee, bakın eh, ehli tefrit işte o noksanlıkta aşırı gidenler, yani hiçbir tefsirde, hiçbir böyle dışarıdan bir şey kabul etmeyenler, yani bir yorumu dahi kabul etmeyenler, ehli tefrit ve insafsız olan ehli tenkit, işte tenkit ehli, eleştiri ehli, gayet haksızlık olarak şu çürük şeylerin yüzer misline olan hakaika aliye içinde gördüklerinden, o yüce hakikatler içinde ürktüler, nefret ettiler. Yani sanki hiçbir alıntı yapılamaz, hiçbir nakil yapılamaz. Geçmişten nakledilen her şey yanlıştır. Taberinin tefsirinde ne varsa reddedilmelidir. Veya tarihinde ne varsa reddedilmelidir. Kur'an-ı Kerim'in zikretmediği hiçbir isim tefsirde yer almamalıdır. Mesela Kur'an-ı Kerim işte Havva annemizin ismini söylemiyor. O halde kesinlikle Havva denmemelidir. Havva isminden bahsedilmemelidir. Habil ile Kabil demiyor. Sadece Adem'in iki oğlu diyor. O zaman Habil'le ile Kabil e, kullanılmamalıdır. Züleyha ismi geçmiyor. O halde Züleyha söylenmemelidir. Şimdi bu ne oldu bu? yani bu sanki bu isimleri bile Kur'an'da geçmiyor diyerek kabul etmeme, ehli tenkit, insafsızlık oldu. İşte ürktüler, nefret ettiler. Böyle bu sefer dışarıdan gelen her şey. Haşa, lekedar ve kıymetsiz zannettiler. Acaba defineye hariçten girmiş bir silik para bulunsa veyahut bir bostanda başka yerden düşmüş olan çürük ve acı bir elma görünse hak ve insaf mıdır ki umum defineyi kalp ve umum elmaları acı zannedip vazgeçmekle lekedar edilsin. Yani lekeli ve kıymetsiz zannettiler. Dışarıdan gelen her türlü yorumu, Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen en ufak bir bilgiyi lekeli zannettiler. Halbuki hariçten girmiş bir silik para defineyi bozmaz veya acı elmalar diğer elmaları bozmaz. Hak ve insaf mıdır ki bütün defineyi kalp yani sahte ve bütün elmaları acı zannedip vazgeçmekle lekedar edilsin. Evet, nakiller, rivayetler bir define. O definen içerisine İsrailiyat gibi, işte Yunan felsefesinden alınan bilgiler gibi bir takım çürük bilgiler alınmış olabilir. Böyle aşırı giderek komple reddedici olmamak gerekir diyor. Tabi burada daha önce söylediği nakkat tabiri. Nakkat neydi? Yani sahte ile hakikiyi birbirinden ayırt edebilenler. Yani sarraf da diyebiliriz ona. O tür alimlere gitmek lazım işte i̇şte hadis usulünde de bu çok önemli. Ya dünya öküz ve balığın sırtındadır hadis-i şerifini. Hemen bakın bu zayıftır atalım. Veya işte Azrail aleyhisselam Hazreti Musa'nın ruhunu kabz ederken işte Hazreti Musa'nın Azrail aleyhisselamın gözüne tokat vurmasıyla ilgili hadis-i şerif. Hemen bunu reddedelim çünkü akıl mantık kabul etmiyor filan. Yerine Önce bir alimlere, o nakkatlara, o sarraflara, o muhakkiklere bir gidelim. Ondan sonra, ondan sonra yani hemen kolaycılığa kaçarak işte reddetme, inkar etme, zayıf görme yoluna sapmayalım diyor. Hatime, bu mukaddemeden maksadım efkar-ı umumiye bir tefsir Kur'an istiyor. Evet, her zamanın bir hükmü var zaman dahi bir müfessirdir. Ahval ve vukuat ise bir keşşaftır. Efkarı ammeye hocalık edecek yine efkarı ammeyi ilmiyedir. Hatime yani sonuç netice bu mukaddemeden bu girişten maksadım efkarı umumiye yani kamuoyu Müslümanların geneli bir tefsiri Kur'an istiyor. Evet. Her zamanın bir hükmü var. Zaman dahi bir müfessirdir. Bir tefsir edicidir. Ahval ve vukuat ise Yaşanan hadiseler, olaylar ise bir keşşaftır Yani kaşif, keşfedicidir. Ortaya çıkarıcıdır zaman. E, ve o zaman içerisinde gerçekleşen hadiseler e, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ortaya çıkarıyor. Tefsir ediyor. Efkar-ı ammeye, kamuoyuna yani genel e, e, Müslümanların tamamına hocalık edecek yine efkar-ı ammeyi ilmiyedir. Herkesin saygın gördüğü makbul gördüğü ilim ehlidir. Bu sırra binaen ve istinaden isterim ki müfessiri azim olan zamanın taht riyasetinde her biri bir fende mütehassıs, muhakkikini ulemadan müntehap bir meclisi mebusanı ilmiye teşkiliyle meşveretle bir tefsiri telif etmekle sair tefasirdeki münkasim olan mehasin ve kemalatı mühezzebe ve müzehhebe olarak cem etmelidirler. Ha, bu sırra binaen yani bir tefsir istiyor kamuoyu genel e, genel olarak e, ve zamanda en büyük müfessirdir. Hadiseler e, Kur'an-ı Kerim ayetlerini ortaya çıkarıyorlar. Buna binaen ve buna dayanarak derim ki müfessiri azim olan o en büyük tefsirci müfessir olan zamanın Taht riyasesinde, yani onun reisliğinde, onun yönetimi altında, sanki zamanın böyle idaresi altında veya zamanı esas alarak vakti, her biri bir bilim dalında, işte astronomide, fizikte, kimyada, matematikte, işte mühendislik dallarında, sosyolojide vesaire mütehasız yani uzman, muhakkikiğin ulemadan. Şimdi bakın muhakkikiğin tekrar kullandığı muhakkikin e, tahkik edici, gerçekleri araştıran, ortaya çıkaran, tespit eden hakiki alimler. Onlardan müntihap seçilmiş bir meclisi mebusani ilmiye. Yani sanki il, alimlerin temsilcilerinden oluşmuş bir meclis. İşte bu tarih e, alanında e, uzman tarih ilmini temsil ediyor. İşte bu coğrafya alanında uzman coğrafyayı temsil ediyor. İşte e, şu vesaire öyle bir te temsilcilerin bulunduğu bir meclisin teşkiliyle oluşturulmasıyla meşveretle danışarak istişareyle bir tefsiri telif etmekle yazmakla sair tefasirdeki, diğer tefsirlerdeki münkasım olan yani kısımlara ayrılmış bölünmüş işte hani şu anda var bir bir tefsir daha çok tasavvuf açısından bakıyor. Bir tefsir daha çok kelam açısından bakıyor, bir tefsir daha çok belagat açısından, nahib açısından, işte diğeri mantık açısından. Yani böyle farklı farklı pencerelerden bakmışlar. Dolayısıyla münkasım olmuş. Bu şekilde bölünmüş olan mehasin güzellikleri ve kemalat, o mükemmellikleri mühezzebe edecek yani ıslah edecek, süslen, süsleyecek ve müzehhebe edecek. Yani böyle altın yaldızlarla yaldızlayacak, parlak bir şekilde ortaya koyacak bir tefsiri cem etmelidirler. Yani bir araya getirmelidirler. Bu heyet diyor. Evet, meşrutiyettir. Her şeyde meşveret, hüküm fermadır. Efkaru ı dahi dîdebandır. İcmâ-ı ümmetin hücciyeti buna hüccettir. Meşrutiyettir. Ulemanın çoğunluğunun sözlerinin de şart kılındığı, yani onlara da itibar edildiği, onların esas alındığı, yine tabi bu meşrutiyeti meşveretle ilişkilendirecek, e, şa, istişare şarttır. Her şeyde meşveret hüküm fermadır. Her şeyde istişare e, hükmediyor. Şimdi üstad istişare üzerinde çok duruyor ki Asya'nın bahtının miftahı meşveretle de şuradır derken de eğer Müslümanlar gerçekten o eski günlerine, ihtişamlarına, medeniyet olarak geri döneceklerse bunun yolu istişareden geçiyor diyor. İstişare Kur'an-ı Kerim'de emri. Dolayısıyla tefsirde de istişare ödülecek diyor. Efkar-ı umumiye dahi yani kamuoyu, çoğunluğun fikirleri dahi didebandır. Yani bu meseleyi gözetleyendir, bekçidir, gözcüdür. Yani alimlerin bu çalışmasını takip edecektirler icma ümmetin kitap sünnet icma ve kıyas diyoruz. Dolayısıyla icma ümmetin hücciyeti delil alınması, fıkıh usulünde delil kabul edilmesi buna hüccettir diyor. Üstadın bu tefsir fikriyle ilgili başka bir yerde nerede işaret-ül icazda bir izahı daha var. Biraz orada açıyor. İsterseniz oraya da gidelim. Çünkü e, mesele önemli, tespit önemli. Ne diyor orada? Evet, Kur'an-ı Azimüşşan'ın müfessiri, yüksek bir deha sahibi ve nafiz bir içtihada malik ve bir velayeti kamileyi haiz bir zat olmalıdır. Yani Kur'an Kur'an Azimüşşan'ı kim tefsir etmelidir? Onun müfessiri dehası yüksek, yani çok büyük bir kabiliyet sahibi olacak ve nafiz olacak. Nafiz ne? Etkili, bir iştihada malik, böyle bir iştihada sahip ve bir velayeti kamile sahip. Velayeti, velayet ne? Allah'a yakınlık, velilik, evliyalık yani üst makam. Kamil ne? Mükemmel. Bunu bir şahıs için düşünemeyin. Öyle bir zat olmalıdır ve bilhassa bu zamanlarda bu şartlar ancak yüksek ve azim bir heyetin tesanüdüyle ve o heyetin telahuku efkarından ve ruhlarının ile birbirine yardım etmesinden ve hürriyeti fikirlerinden ve taassuplarından azade olarak tam ihlaslarından doğan dahi bir şahs-ı de bulunur. İşte Kur'an'ı ancak böyle bir şahs-ı manevi tefsir edebilir. Ha böyle velayeti kamile yani mükemmel bir e, velilik ve herkesin işte kabul edeceği etkili bir içtihat müştehitlik böyle bir alim böyle bir zamanda ancak kimde bulunur? Bir heyette bulunur. O heyetin dayanışmasında bulunur. Bu o heyetin telahuk efkarından yani fikir e, birliğinden ve ruhlarının tenasubuyla işte uyumuyla birbirine yardım etmesinden ve hürriyeti fikirlerinden yani özgür düşüncelerinden ve taassuplarından azade olarak o taassuplarından sıyrılmış olarak tam ihlaslarından doğan dahi bir şahsı manevide. Şahsı manevi işte o heyet. O heyettir diyor. Onda bulunur. İşte Kur'an'ı ancak böyle bir şahsı manevi tefsir edebilir diyor işaret-i icazda. Okumaya devam edeceğiz inşallah kaldığımız yerde. Buluşmak dileğiyle inşallah hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.